Malumunuz 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferimizin yıl dönümüdür. Rabbim bu vesileyle bütün şehitlerimize rahmet eylesin. Tabii bizim şehitlerimiz insanlıkla beraber, yani bütün insanlık boyunca süren hak ile batıl savaşının içerisinde yer alan bir süreçtir. Süreçteki şehitlerimizdir. Bedir'de de öyledir, Hendek'te de öyledir. Yani Resulullah Efendimiz döneminde de. Memleketimiz ölçeğine geldiğimizde, Malazgirt'ten, daha öncelerinden de milletimizin din için, vatan için, namus için, bayrak için, Allah için, kitap için canlarını ortaya koydukları, üstelik de tabii her ne kadar böyle ordumuz, polisimiz, askerimiz başta olsa da her kurumdan, her milletten, her kurumdan, her erkek, kadın, çocuk olmak üzere, yani ormancılarımız var, sağlıkçılarımız var, işte milli eğitimden var, vatandaşımız var, değil mi? İstihbaratçılarımız var, polisimiz var, askerimiz var. Bunların hepsinin ortak özelliği nedir? Ortak özelliği Allah için, kitap için, din için, vatan için, bayrak için canlarını ortaya koymalardır. Canlarını ortaya koyarlar, canlarıyla, aziz canlarını feda ederek bu toprakları vatan kılan insanlardır bunlar. Şimdi biz bunlar vatan üzerinde yaşarken aslında canlarını feda etmiş bu aziz şehitlerimizin çabaları sayesinde vatanımızda biz huzurla yaşıyoruz. Ve milletimizin her bir ferdi de aslında buna gönülden katılan kişidir. Yani çünkü dinimizde şehitlik peygamberlikten sonra gelen yüce bir makamdır. Şehitliğe kadın, erkek, çocuk, herkes, Müslüman herkes canla başla sevinçle koşar. Şehadete ermek en büyük makama ermektir. Biz vatanımız için çalışırız, çabalarız, bundan sevap kazanırız. Vatanımıza göz dikenlere karşı canımızla, malımızla, bütün varlığımızla mücadele ederiz. Öyle ki başarabilirsek topraklarımızı kanımızla koruruz, canımızla koruruz. Başaramazsak, üstünde yaşamayı başaramazsak vatanın altında yaşarız biz. Bizim için vatanın üstü de altı da birdir. Bir 18 Mart'a daha eriştik. Bu vesileyle valiliğimizin çeşitli programları var. Müftülüğümüzün programları var. Önce işte inşallah şehitlikte şehitlerimizi anacağız. Orada Kur'anlar okuyup dua edeceğiz. Akabinde tekrar camilerimizde okunan hatimlerin duasını mevlitle beraber yapacağız. Mevlid okuyup dualarını haftanın başından beri hatim okuyorlar camilerimizde, Kur'an kurslarımızda, vatandaşlarımız ve öğrencilerimiz, hocalarımız. Onların dualarını yapacağız inşallah. Sonra valimizin diğer programları var. İşte salondaki çevrimiçi programları, sergi programları, oralara katılacağız. Böylelikle aziz şehitlerimizi anacağız. Ruhlarını şad edecek dualar, Kur'anlar okuyacağız. Milletimizin bu konuda duyarlı olması, evlatlarımızın duyarlı olması önem arz etmektedir. Sizin aracılığınızla bu aziz milletin cümle şehitlerine Rabbimden rahmetler diliyorum. Makamları âli olsun, mekanları cennet olsun. Onların geride bıraktıkları var tabii. Çünkü şehadet Çanakkale her ne kadar günü itibariyle kutlanıyorsa da işte 15 Temmuz'umuz var. Daha sonraki zamanlarda var. Yakın zamanda Gara'da var şehitlerimiz. İşte helikopter kazasında oldu. Yani şehit vermeye sürekli devam ediyor milletimiz. Bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Onların geride bıraktıkları önce gazilerimiz, sonra şehitlerimizin yakınları var. Bunlar bizim emanetlerimizdir. Gazilerimize ve şehitlerimizin yakınlarına Allah-u Teala dünyada da ahirette de iyilikler, güzellikler nasip eylesin diye dua ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum.